Bugün hayatının en kötü gününü geçiren insanlara bakacağız. Şanssız olduğunu mu düşünüyorsun? O zaman otur ve bu videoyu sonuna kadar izle. Videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. MasterChef kim? MasterChef sen değilsin, onu biliyoruz yani. Senin dışında herkes MasterChef olabilir. Bir tane yumurta kırmış, onu tavaya koyacak. O yukarıda şey yazmış hani, MasterChef kim? Hani ben MasterChef'im. Aynen ya, sen MasterChef'sin. Yumurta kırmayı bile beceremedin. Abi şekilli hareket yapacaksın diye bütün pilavı yere döktüm, farkındasın değil mi? Yani kapak bir anda fırladı, pilavlar yere açıldı. Ne gerek vardı öyle bir harekete? Yani kapağını açıp yesenize şu yemeği. Yine aynı şey mi? Ay, elinin izi çıktı hep ya, eli yandı bak. Abi o ne sıcaktır. Bir an elinin derisi falan çıktı zannettim. Deri orada kaldı zannettim de o kadar da kötü değilmiş. Arabada yemek nereye döküldü? Göster. Ayy, abi koltuğun arasına bütün pilavlar falan dökülmüş. Bunu nasıl başardı ya? Hep demiyor muyum abi arabada yemek yemeyin diye? Yani gideceğin mesafe zaten yarım saat, en fazla bir saat. Bir insan yarım saat ya da bir saat açlığa dayanamıyor mu ya? Ya da en kötüsünden çek kenara orada ya. Bak şimdi bu arabayla kim uğraşacak? Ben videonun en kötü gününü geçiren insanı bu abi seçmek istiyorum. Çimentoya saplanmış. Hem de motoruyla. Abi şimdi oradan çıkarsın. Tamam hadi biraz ayakkabın gitmiş olur. Ayakkabıyı çöpe atar. Da. Motor çalışacak mı acaba? O var. O motoru oradan çekene kadar belki o çimento kuruyacak. O motor o çimentonun olacak artık. Belki de hiçbir şey olmadan çıkaracaksınız ama çalışmayacak. Bilmiyorum. Bence aşırı şanssız. Biraz da dikkatsiz galiba. Hayatınızda hiç ıslak çimentoyu görmeyi bastınız mı? Ben hiç basmadım. Ya da bilmiyorum. Basmış da olabilir. Eve bir geldiniz. Çocuğunuz her yere böyle şekiller çizmiş. Söyleyecek hiçbir şeyim yok diyor videoda. Abi bence güzel yer. Bak gülen surat çizmiş her yana ya. Şu klozet çok iyi olmuş mu? Dünyanın en tatlı klozeti. Abi her yere gülen surat çizmiş. Ben şu klozete aşırı bayıldım bu arada ya. Gidip kendi klozetimize çizebilirim her an. Yani benim çocuğum olsa böyle bir şey yapmış olsa çok da kızmazdım. Ya ne olmuş sanki yani şunları çizdiyse. Sileriz. 8 gündür bir şeysin ama restoran sana bunu veriyor gibi bir şey olayı anlamadım. Ay pişmemiş etler. Abi pişmemiş et yenir mi hiç ya? İnsanın midesine zarar. Şu an var ya o hayvanın sesi geliyor buradan. Tavuğun böyle gıdaklamasını duyuyorum ya ekrandan, hiç pişmemiş. Neyse ama çözümü var yani, bunu götür abi, bunu pişirmemişsiniz de yenisini getir. Ama yok, siz bunu eve sipariş ettiniz galiba, oradan göndereceksin de geri getirecek falan, bir ton iş ya. Çılgın kadın arabalara bilerek vuruyor. Neden? Aa vurdu. Vallahi vurdu. Bütün arabalara vuruyor ya. Bak gitti ona da vurdu. Başka hangi arabalara vuracak? O tarafa da gitti vurdu. Acaba sebebi ne olabilir? Yani gerçek hayatta GTA oynuyor abla ya. Bak ona da vurdu. Neden? Abi şu an düşünsenize, durduk yere arabanı park etmişsin. Gelmiş bir tanesi bütün arabalara vuruyor yani. Durdursanız mı ablayı acaba? Dur. Çok hızlı gittin. Ay zaten abla her şeye çarpmaya çalışıyor da. Her şeye çarptı gitti ya. Paten neden evin içerisinde sürülmez? Görüyorsunuz, bu yüzden evin içerisinde sürülmez. O pişmanlık hissiyatını hissedebildiniz mi? Bak o etrafa bakış, böyle bir süzüş etrafı, ben ne yaptım hissiyatı falan. Bunu herkes bir kere yaşamıştır evde. Evde kullanılmaması gereken bir şeyi evde kullanırsın, sonra bir yerleri kırarsın, sonra oturur böyle izlersin. O yüzden böyle durumlara düşmemek için dışarıda kullanılması gereken şeyleri gidin dışarıda kullanın. Koskoca otoparkta bir tane araba sadece o kadar şanssız olabilmiş, o da bu. Abi oradaki gider patlamış, bütün sular arabanın üstüne foşurt diye dökülmüş, bir tek o araba donmuş. Etrafta başka hiçbir hasar yok, bir tek o ya. Bence bu aracın sahibi eve gitsin, güzelce bir duşa girsin, yani bir yıkansın. Bu kadar şanssızlık olmaz çünkü ya. Saçma sapan şakalar yapan arkadaşınızın gününü nasıl kötüleştirebilirsiniz? Bakın şimdi oradan random birilerinin üstüne su sıkıyor, ondan sonra arabayla basıp gitmeniz lazım. Ama duruyorsunuz, ondan sonra adam kapıyı kırdı ya. Sen o suyu kime sıktın? Hulk'a mı sıktın? Bir daha izlemek istiyorum şu sahneyi. Adam kapıyı söktü götürdü ya. Geçmiş olsun. Sen artık bir daha şaka yapamayacaksın. Yazın güneşin alnında haşlandığınız günü bir hatırlar mısınız lütfen? Böyle deriniz soyuluyor ve yatamıyorsunuz yani. Öyle her yerin yanıyor. Sırt üstü yatsan yatamazsın. Böyle etin kıvrılınca acıyor falan. Abi o yüzden yaz geldiği zaman güneş kreminizi eksik etmeyin. Ondan sonra böyle yılan derisi gibi soyulur her yeriniz. Gece uyuyamazsınız. Hayvanat bahçesinde telefonunuzu neden çok fazla kurcalamamalısınız? Telefonu suya düşürmüş. Al götürdü telefona, bak sarıldı bir de götürüyor. Siz de görün.
Ayrıca bir şey diyeceğim. Telefonu bir de taşa vuruyor ya. Neden böyle bir şey yapıyor? Evde kendi içeceğini üretmiş, videoya tatlı tatlı gösterirken oynat bakalım neler oluyor. Bakın şu adamın yüzündeki gurura bakın. Ve içecek gitti. Geçmiş olsun. Abi adam çok gururluydu içeceğiyle ya. Böyle gösteriyordu falan. Abi nasıl kaydırdın onu elinden? Merhaba. Ne olmuş abla? Kusacağım şimdi. Metro, otobüs her neyse artık. Oraya kim yaptı onu ya? Oraya nasıl oldu o iş? Kedi köpek falandır herhalde. Sen evden güzel güzel giyin çık. Ondan sonra bin oraya otur. Bütün gün oranda onunla gezersin artık. Afiyet olsun kızlar derken içecek gitti. Görüyorsunuz. Abi bardağı neden düzgün tutamıyorsun ya? Şu bardağı biraz düzgün tutar mısın? Bu kürek fırın küreği mi? Ha, pizza yapmış. Tamam çek. Çek çek. Kayıyor gidiyor. Aha pizzada yangın çıktı. Yalnız gözüme bir şey takıldı. Bu adam bunu hak etmiş. İyi izleyin. Pizzanın üstüne koyduğu şeylere bakın. Bütün pizzanın üstüne turşu koymuş ya. Abi sen zaten hak etmişsin yani. Böyle pizza bilmiyorum olur mu olmaz mı güzel mi olur. O kadar fazla turşu koymamalıydım bence. Abla köprüyü neden zıplatıyorsun abla? Al bak onlar düşsün diye yaptın. Senin telefonun gitti gördün mü? Ya insanlar düşsün diye öyle zıplarsan görürsün işte. Tehlike geliyor abi, devrilecek, sola devrilecek. Hayır, kaçın 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 oradan kaçın. Oho, o da oradan domino gibi her yeri devirmeye başladı. Geçmiş olsun, senin bir senelik maaş gitti. Çamaşır makinesine bir şeyler atarken ceplerini neden kontrol etmelisiniz? Yurt dışında okurken gitmiş pasaportunu atmış ya çamaşır makinesine. Şimdi nasıl olacak? Gitti senin giriş çıkış izinleri hepsi yandı. Benim pantolonun cebinde 5-10 lira kalıyor, benim içim acıyor o çamaşır makinesinde gidince. Bu pasaportu yok etmiş. Restoranda çalışmak nasıl bir şey? Yere dökülmüş. Temizleyeceksin yani, yapacak bir şey yok. Al işte. Aynı yere koyarsan yine dökülür. Niye böyle bir gıcıklık yaptı ya? Ben şu an o kavanoza aşırı gıcık oldum. İnsanları uğraştırmaya bayılıyor. Şöyle videoları göre göre şu tarz ızgaraların yanından geçerken bende bir psikolojik gerilim gerçekleşiyor. AirPods'unu düşürmüş. Geliyor, geliyor. Yakalasana abi, tutsana onu ya. Yalnız evet, böyle ızgaraların yanından geçerken dikkatli olun. Bu bir de iyi yani, orası dibi görünüyor. Bunun bir de dibi görünmeyen ızgaralar falan var. Otomattan... Nasıl oldu ya o iş? Abi içeceği alamadın ki. Nasıl bir orada dizayn hatası olmuş? Yukarıdan içecek düşüyor, sekiyor, geri oradaki rafa giriyor. Bence bunu bilerek tasarlamışlar. Baga girmiş gibi görünüyor, ufak bir hata olmuş gibi görünüyor ama bence asıl amaç bu işte. İnsanların parasını alıp içeceği vermemek. Yapacağın şey makinayı sallamak. Bir insanın arabasının yanına nasıl böyle park edilebilir? Sormak istiyorum, bunu nasıl başardınız ya? Abi şuna bak, iki tarafını da kapatmışlar arabanın. Oradan da biniş yok, oradan da biniş yok. Nasıl binebilirsin? Bagajı açıp binebilirsin belki de, o da çok uğraştırır. Lütfen araçlarınızı park ederken diğer arabaların sonsuza kadar orada duracağını düşünmeyin. Onun da bir sürücüsü var, yakın bir zamanda gelecek, ona binecek. O yüzden o kadar yakın park etmeyin. Ben buna çok dikkat ediyorum da insanlar hiç dikkat etmiyorlar ya. Abla kahkül öyle mi kesilirdi ya? Kahkül çok çirkin. Kahküllerin var artık. Şuradan kesti, şu kadarcık kahkülün var. Aynı benim saçım gibi işte. Bu kadar kahkül mü olur ya? Cinsiyet öğrenme partilerine neden çocukları dahil etmemelisiniz? Balonu patlatması gerekiyordu, balonu kesti. Artık cinsiyeti öğrenemeyeceğiz. Yani evet öğreniriz de uğraşacağız yine. Bu tarz birkaç video daha vardı böyle. Balonu patlatması gerekiyor, patlatmıyor ya da ne bileyim erken patlatıyor falan. O yüzden çocukları çok da dahil etmeyin, kendiniz öğrenin. Abla hadi çevir. Abla dikkat et. Ne yaptın sen ya? Sen bunu nasıl başardın ya? Ayrıca o yemeği de çeviremedin. Orada olan da bulaşık makinesi ne oldu? Bu hikayede yanan sen oldun. Ne buldun? Bir şey mi buldun? Ne o? Araba farı mı o? Far herhalde ya. He, geçmiş olsun. Ben de ilk bir şey bulunca şanslı zannettim de. Araba gitmiş ya. Arabayı bir çevirseniz mi acaba? Neyse çok da önemli değil. Ya o far yerine tak, arabayı çevir hadi. Eve koşarak geldiniz. Aşırı tuvaletiniz var. Kapıda şöyle bir manzara var. O kapıyı açabilir miydiniz? O eve girebilir miydiniz? Herkesin yorumunu bekliyorum. Herkes şimdi durdursun videoyu, yorumlara yazsın. Ben gerekirse yani tuvaletimi altıma yaparım, yine de o kapıyı açmam. Evin yakınlarındaki tuvalete giderim falan diyen olursa o sayılmıyor kardeşim. Aşırı tuvaletin var. Yani bir adım daha atacak şansın yok. Dediğim ben. Açam. Salonda şöyle bir manzarayla karşılaşsanız, yavrum evladım vurma evladım vurma artık oraya evladım. Ne yaparsınız yani çok da bir şey yapamazsınız, evlat çünkü hani ne yapılır ki. Ben derim ki babacığım neden kırdın ya orayı, canın sağ olsun canın sağ olsun. Gerçekten ama hiçbir şey yapamazsınız, elden bir şey gelmez.
Saçlarına ne bulaşmış onun? Sakız mı? Hayır, slime bulaşmış. Demek ki neymiş? Çocukları bir odada tek başına bırakmayın yani. Her an her şeyi yapabilirler. Şimdi o slime'lar o saçtan nasıl çıkacak? Saça sakız bulaşınca buz sürüyorlardı, çıkıyordu. Acaba slime da o şekilde çıkar mı? Bunun çözümünü bilen birisi varsa yorumlara yazsın. Belki bir gün birinin başına gelirse yorumlardan okur. Yatakta hamam böceğinin ne işi var ya? Bak kaşınacağım şimdi. Elinle de yakalamış olman, yani o paket olsa da olmasa da ben mesela yakalayamam. Kesinlikle yaklaşmam mümkün değil. Paket ne yapacaksın, yukarı mı atacaksın ya? At artık şunu. Kurtul artık ondan, hadi. Götür. Nereye atacaksın? Camdan aşağı at. Hadi at. At at gitsin. Bak sıcak basmaya başladı. Bak sırtım kaşınıyor, suratım kaşınıyor, kollarım kaşınıyor şu an. Sakin ol. O hamam böceği senin odanda değil. Sakin ol. Sana bir şey yapamaz o. Sakin ol. Eve gitme vakti. Niye eve gitme vakti? Ne oldu ya orada? Orada nasıl bir olay gerçekleşti ya? Abi dünyanın en saçma olayıydı yani. Tekerlek senin şortunu indirdi. Evet, gerçekten etrafta birileri gördüyse eve gitme vakti. O ne ya? Delin o? Ne bu? Ay tereyağı galiba ya. Ya yavrum evladım ne yaptın ya? Demek ki neymiş, çocukları odada tek başına bırakmayın. Sür sür. Oo, şifa olsun sür. Güzellik maskesi sanki ya. Ay her yer tereyağı. Yıkadıkça da çıkmaz yani tereyağı. O yağlı hissiyat kalır. Bu kahve günümü mahvetti. Niye gününü mahvetti? Atma. Cam kapalıymış. Sen niye onu atmaya çalıştın ki? Cam kapalıyken ne atarsan at, o senin gününü mahveder yani. Sen kendin kaşındın. Demek ki neymiş? 1. Arabadan dışarı çöp atmayın. 2. Atmayın da yani, atacak olursanız da camı açık olduğundan emin olun. Ama atmayın. Aa, çarpacak. Ay, çok kötü oldu ya. Abi inşaatta falan hani böyle durumlarda ne olacak şimdi? Aa, bir daha geliyor. Şimdi onun parasını kim ödeyecek ya o kadar? Camı falan yenilemeniz lazım. Ayrıca aşağıda camlar falan uçuştu yani. Belki birilerine de gelmiş olabilir. Acaba bunun çözümü şey olabilir mi? Aşağıdan da bir ağırlık bağlansa hani sallanmaz mıydı? Kesin vardır aramızda bir inşaatla alakalı bir şeyler falan. Bir yazın. Bence benim fikrim mantıklı. Kafedesiniz, tatlı tatlı yemeğinizi yiyeceğiniz anda şöyle bir olay başınıza geliyor. Ne olacak? Ayrıca da galiba doğum günü. Yani arkada süsler falan bir şeyler var. Gitti ya güzelim. Olay gitti yani. Yalnız abla da gülmeye devam ediyor. Ben onu da anlamadım. La krama de leke. Acaba ne demek? Ya çocuklar. Ne yapıyorsunuz ya? Bu ne? Boya mı bu? Krema yazıyor ama boya mı acaba? Anlamadım ki. Ay her yer gitmiş ya. Bak nasıl da eğleniyor. Ne diyebilirsin ki yani? Şöyle bir manzarayla karşılaşsan hiçbir şey yapamazsın. Çünkü çocuk yani. Ne yapacaksın? Çocuk. Evet, demek ki neymiş? Köpekleri de artık odalarda tek başına bırakmamak lazım. Ne bu? Boya mı? Çamur mu? Ne? Gitmiş güzelim koltuk ya. Her yere silmişsin onu. Herhalde boya diye düşünüyorum da. Ya çok da tatlısın ya. Yani buna hiçbir şey yapamazsın zaten. Köpek. Laftan da anlamıyor çünkü. Baksana bakışlara böyle bakıyor. Sen nereye girdin öyle ya? Her yerde gezmiş. Alt kattan gelmiş bu. Alt katı da demek ki halletmiş. Kendi doğum gününde pastayı üflemek için şöyle bir abandı masaya ve pastayı devirdi. Ve pastanın da içine düştü yani. Hani pasta düşmüş olsa belki kurtarırsın da sen de içine girdiğin için geçmiş olsun. Doğum günü gitti. Ya ben bu yaşta eğer böyle bir olay yaşasaydım çok ağlardım ama ya. Pasta yiyeceksin yani en sevdiğin şeylerden birisi ama gitti. İnsanların durduk yere evlerinin çatısı düşüyor. Bu sizce nasıl oluyor olabilir ya? Normal bir şekilde duruyorsun odanda, çatı düşüyor ya. Nasıl olacak bu? Çatı değil miymiş bu? Üst komşu mu düştü aşağı ya da asma kat falan mı acaba? Bayağı düşüyor artık ev GG. Siz o evi bırakın, satamazsınız da zaten. Bir ton masraf şimdi durduk yere bir ton masraf yapacaksın. Ama ben böyle terlersem sana da üzülemeyeceğim ya. Şu an ben çok kötü bir gün geçiriyorum. Çok sıcak. Evde böcek yakalarsın da şöyle peçeteye koyarsın. Böyle hani sıkmadan, onu incitmeden götürüp salmaya çalışırsın. Abi onu bir daha yapmayacağım ya. Ben yani böyle de yaptığım böcekler vardı bazen. Ama artık yapmayacağım. Yani abi benden uzak durun lütfen. Örümceği atacaksın, eline dolanıyor. Yani gitti. Benim başıma gelseydi neler olabileceğini tahmin edebiliyoruz zaten. Teknede evlilik teklifi neden etmemelisiniz ya da edecekseniz de çok dikkatli olmalısınız. Abi hem yüzüğü düşürdü hem kendisi düştü aşağı. Yüzüğü kurtaracağım diye sen gitmeseydin bari ya. Hani yüzük düşse orada bir şekilde bir şeyler ayarlanırdı da sen gidince iptal oldu artık. Evlilik teklifi bir dahakine. Bu sayılmadı, bu olmadı.
Bu abla solaryuma girmiş galiba. Orada kafa bandı gibi bir şeyler var. Onları bir yanlış takmış ve sonucu görüyorsunuz. Suratı yanmış ama kafasının şurası hiç yanmamış. Bembeyaz duruyor orada. Yani bantı ya bir şeyleri yanlış yapmış ama neyi yanlış yaptığını ben anlamadım. Suratta iki tane ton var yani. Şuraya kadar başka bir insan. Şu saçlara doğru çok başka bir insan. Bu tam olarak benim işleri yoluna koyarken yaşadığım şeyler. Ne kadar bak huzur içerisinde gelirken bir anda adam merdivende takla atacak koruma geldi. Ne kadar huzurluydu ortam. Bak çayını almış eline böyle iniyor ormanlardan falan. Bir anda takla etti ya. Al işte bak kötü bir gün geçiriyorum. Bak ışık bozuk bu arada. Bu ışığı buraya taktım. 3 saat uğraştım. Şunu şuraya monte edebilmek için bozuk çıktı ya. Duruyor duruyor kendi kendine renk değiştiriyor. Ablayı niye kaldırdınız? Ablayı niye masanın üstüne kaldırdınız da niye tutamadınız? Bak bir şeyi kutlayacaklardı herhalde. Ablayı tutamadılar. Bütün kutlama gitti artık. Herkes böyle bakmıştır yani. Biz ne yaptık? Üstü açık arabası olanlar kışın ya da yağmurlu günlerde ne yapıyorlar diye düşünüyordum. Meğerse böyle yapıyorlarmış ya abi. O yağmurda üstü açık araba mı kullanılır? Tamam anladık arabanın üstü açılıyor da yani hani yağmurlu günde de yapılacak hareket değil. Öyle işte bak yandaki araba sana suyu atar iç dış güzel bir yıkamanı alırsın. Anladık güzel kardeşim arabanın üstü açılıyor. Yanlış makası almış galiba saçını kesecekken. Makasın yanlışı mı olur ya? Ne makası almaya çalıştın ki? E kestin. Ha şimdi fark etti bak. Ama ben olayı anlamadım hani. Hangi makası almaya çalışıyordu da normal makası aldı? Farklı makas türleri mi var? Makas dediğin keser. Ama her zaman söylüyoruz evde saç kesmeyin. Kahkül falan denemeyin. Yani eğer deneyecekseniz berbere gidin abi. Olmuyor demek ki. Bak saçın arkasını kestin şimdi. Şu arkada şu kadarcık saç var. Ne olacak? Bütün saçın komple kesilmesi lazım. Ya da bilmiyorum orayı belki kısaltıp araya gizleyebilirler mi? Ya bir şekilde kurtarılabilir aslında ya. Sabah kalktın, araban şu halde. Ne yapabilirsin ki yani? Abi ne kadar büyük bir şanssızlık ya. Gece uyuyorsun, tatlı tatlı arabanı park ediyorsun. Sabah bu şekilde buluyorsun arabayı. Ve hani ortada kimse de yok. Bir not da yok, bir telefon araması falan da yok. Araban parçalanmış gitmişler. Kimi arayacağız şimdi biz? Kimi nereden bulacağız? Yapan kim? Niye yaptı? Kamera var mı yok mu? O da belli değil. Umarım kimsenin başına gelmez. Wallet mi tıkandı? Bunu dene gibi bir şey. Ne o? Kola Mentos değil mi ya o? Ne alaka? Böyle kola bir anda çıldırıyor mu orada? Yalnız o tuvalet... Ay hiç hoş olmadı. Ne oldu orada ya? Ben bir an video öyle saçma bir halde bitecek zannediyordum da bütün kanalizasyon evin içine doldu. Aynen evet tuvalet tıkandıysa böyle yapın ev tıkansın. Sadece tuvaletle kalmasın yani. Düşünün ki süper bir arabanız var yani harika ötesi ve bir gittiniz çocuğunuz böyle arabanın üstüne bir şeyler çiziyor. Ne yaparsınız yani? Ne yapabilirsin ki? Umarım çıkan bir şeylerle çizmiştir evet kalemle çizmiş yani sen yine iyisin bak. Bıçakla baba seni çok seviyorum yazan var arabanın üstüne. Abi araba yıkıyor. Güzel etkinlik. Araba yıkarken sen neye düştün ya? Ha şu arabaların ortasında şey olur böyle sanayide falan altına girebilmek için. Adam ona düştü. Ay bir gün ben de sanayide onun içine düştüm. İkinci üçüncü sanayiye gidişim falan öyle bir olaydan hiç haberim yok. Ustalar arabanın altına oradan iniyorlar böyle ayakta çalışıyorlar falan. Ben de öyle Kamil gibi geziyorum. Bir anda ayağımı bir attım şah diye aşağı bir gittim. Sonra bacağım morarmıştı zaten. Zaten hiç hatırlamak istemiyorum. Evet içecek var. İki içecek niye var ya? Evet artık hiçbir içecek yok. Neden? Yatakta bir şeyler yiyip içilmez. Görüyorsunuz işte. Durduk yere o içecekler döküldü. Şimdi kim uğraşacak onlarla? Yemek yiyecektin tatlı tatlı. 10 dakikada karnın doyacaktı. Artık bir ton uğraşacaksın. O yüzden yatakta ve arabada yemek yenmez. Ve bir şeyler içilmez. Tamam abim cansın abim. Son dakika kurtardı gibi bir şey. Ay içecek düşmüş ama ters dönmüş. Güzel alırsan aynen. Aynen kurtardın artık. Niye kurtaramadın ya? Abi bu insanlar neden bardakları falan tutamıyorlar? O kadar şanslıydın ki içecek ters düşmüş yani oradan hemen çevirip böyle alabilirdin. Ama senin şanssızlığın tuttu. Eve geldiniz çocuğunuz odayı şu hale sokmuş. Abi bir bakar mısın ya şu odanın haline bir bak. Kendini de boyamış. Her yerde bir şeyler var bir boyalar falan görüyorum. Arada bir laptop vardı. Şuna bak laptopu falan da almış oraya stand yapmış. Yerlere bak ya ne döktün sen yerlere. Herhalde un dökmüş. Aa anneanne ne kadar tatlısın. Dur köpüke dur anneanneyi korkutma dur. Anneanne niye böyle? Ya anneannenin düşüşü çok iyi değil miydi ya? Abi şöyle dümdüz gitti ya arkaya. Ya anneanne kıyamam ya. Kızım bir yerleri acımıştı. Köpkede suç var niye atlıyorsun üstüne? Düğününüzde şöyle bir olay olsa ne yaparsınız?
İki kişi pastayı getirirken pastayı düşürüyorlar. Orada abla da alkışlıyor böyle yavaş yavaş. Ben çok da bir şey yapamam. Yani elinizden ne gelir ki? Güzelim düğünü öyle berbat etmeye gerek yok. Ben olsam yerden alırım o pastayı, yemeye devam ederim. Çünkü yapacak bir şey yok. Artık pasta gitti bir kere. Adam haklı dedi. Ya bir şey diyeceğim. Şu alete binince benim de bu hareketi yapasım geliyor ama artık yapmayacağım ya. Ben de her seferinde böyle bir iki kez yaparım bunu ama bundan sonra yapmıyorum. Abla durduk yere yüzüstü yapıştın ya. Abi dikkat et. El arabasıyla dikkat et, dikkat et. Rampalardan çıkılamayabilir. Geçmiş olsun. Ne döküldü üstüne? İyi ki tam böyle üstüne yıkılmadı yani. Bir yerlerin de kırılabilirdi. Çocuk herhalde birine para veriyor. Ay yemek gitti ya abi. Ya şu çocuğa üzüldüm ama şu an. O bakıştaki masumiyeti aldınız değil mi? Ne o? Çekirge miydi o? Abi çok uğraşmasanız mı ya çekirgeyle? Ay! Geliyor geliyor. Git 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 git. Aynı ben ya. Bu böcek görünce ben de böyle oluyorum. Bir şey diyeceğim. Bu olay nasıl gerçekleşmiş olabilir ya? Ev var. Evin çatısında bir tane tır duruyor. O tırın arkası o çatının üstüne nasıl geldi? Lütfen birisi bana bunu açıklasın. Yani böyle bir şey imkansız. Ama geçmiş olsun. Yani durduk yere evinin çatısına tır geliyor ya. Bu nasıl bir şans? Ateşe çok yaklaştığında ay bütün saçları falan yanmış çocuğun ya. Kaşları da yanmış. Her yer böyle çıtır çıtır olmuş. Ay çok kötü ya. Abi komple saçlar kesilecek de. Kaşlar da yanmış. Kirpikler de yanmış. Ben de ateşe bu kadar yaklaşmıştım. Yanmıştım da hani bu kadar fazla yanmamıştı saçlarım falan. Demek ki neymiş? Ateş yakar. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Ateşe yaklaşmayın. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Laptop mu? Ay laptop yanıyor ya. Gitti güzelim laptop ama paralar falan gitti. Acaba çakma pil falan mı taktın? Voltaj mı yüksek geldi? Ne oldu? Bir laptopa niye böyle olmuş olabilir ki? Ya da ne bileyim belki işlemci fanı tıkanmıştır. İşlemci yanmaya başlamıştır. Bilmiyorum ama genel olarak laptoplar bana biraz sıkıntılı geliyor ya. Ben masaüstü dizen tayfadanım. Yani şu an istesem dünyanın en iyi laptopunu da alırım ama gerek yok. Ben masaüstünü seviyorum abi. Bana katılanları masa üstücüleri bir görebilir miyim? Abla kirpiklerini mi kesiyor abla? Bir insan neden kirpiklerini keser ya? Abla demek ki gerçekten bir derdi var. Bir sıkıntısı var. Artık nasıl gittiyse yani gidiyor kirpiklerini kesiyor. Abla ne diyeyim? Geçmiş olsun. Yeni aldığın aynayı nasıl kırıyorsun? Çok da güzel aynaymış abla ya. Nasıl başardın? Kırıldı işte ya. Gitti güzelim ayna. Çok da güzeldi. Ben de böyle bir ayna almak istiyorum. Kırıldı işte. Ablanın şu an üzüntüsünü hissedebiliyorum ya. Daha yeni almışsın. Paketinden yeni çıkarmışsın. Yerleştirmişsin. Bir dakika sonra kırılmış. Abla sen de bir git bir yıkan. Ablanın aynasının üstüne biz de bir soğuk su içelim bari. Hazırlayın şişeleri benle beraber için. Şu an tam videoya like atma zamanı. Hemen like'larınızı yapıştırdıysanız afiyet olsun. Bu videoyu da gördükten sonra anlıyoruz ki çocuklarınızı yalnız bırakmamalısınız. Bakın bir tanesini evde bırakırsanız gidiyor her yere gülen surat çiziyor. Bir tanesi de gitmiş saçına slime yapıştırmış. Saçtan slime nasıl çıkacak şimdi? Yani sakızla aynı mantık. Kesilmesi mi lazım bütün saçın? Yazık olacak saçlara ya. Ama gerçi dur bir tane videoda bir şey görmüştük. Eğer saçınıza sakız yapışırsa gidin onu buzla çıkartın falan diyordu. Buz sürtüyordunuz o sakızı donduruyordu çıkıyordu. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse aklınızda bulunsun bir buzla deneyin. Eğer oluyorsa da yorumlara yazın herkes yararlansın. Alışveriş sepetinde o para sıkıştırmanız gerekiyor ya oradan alabilmeniz için. Onun yerine evinin anahtarını sıkışmış ama kalmış anahtar orada. Kırılacak şimdi o anahtar. Çıkmaz abi oradan. Kırılması lazım. Evin anahtarını niye takarsın oraya ya? Oraya 1 lira sokuyorsun zaten 1 TL. Abla abla telefon gitti ya. Arkanı döner dönmez gitti telefon. Niye öyle açık havada video çekecektin ki? Ayrıca da niye sırtından çekiyordun? Ne videosu çekiyordun? Biz arkadan senin dansını mı izleyecektik? Neyse geçmiş olsun. Demek ki böyle çekimler falan yaparken dikkatli olmak lazım. Tren mi o? Evet trenin tavanı gidiyor ya şu an. Abi bir takılmaya başladı tavan gitti. Ama rahatlatıcı da oluyor bir yandan. Yani ben videoyu izlerken şu an rahatladığımı fark ettim. Ama trenin bütün tavanları gitti abi. Yani bunu keşke fark etmeseydin. Zaten tren bitti yani. Oralarda çıksaydı bari tam bir bütünlük olsaydı. Gerçi onu lokomotifte nasıl fark edecekti ki yani? Zor fark edilir. Şimdi onun parasını kim ödeyecek ya? Bir trenin üstünün kaplanması kaç paradır acaba? 4 yaşındaki çocuğun senin 1500 dolarlık Louis Vuitton çantanın üzerine fil çizmek istemiş. Yani geçmiş olsun. Çizebilir ayrıca yani. Yani çantan çocuktan daha mı değerli? Ben bunun o kadar da kötü bir gün olduğunu düşünmüyorum yani. Hadi başkasının çocuğu çizse biraz kızarsın da ama kendi çocuğun çizmiş. Benim çocuğum olsa 1500 dolarlık değil 1,5 milyonluk çantaya çizse bile helal olsun bir daha çiz derim. Sonra ama gidip gece kendim yatakta ağlayabilirim biraz. Çünkü 1,5 milyon vermişim yani gitti. Bir daha asla kek yapmayacağım.
Evet, bence sen gerçekten bir daha asla kek yapma abi ya. Onun o kadar sıvı olduğunu fark edemedin mi de o kalıbı çıkardın ya? İnsan bir bakar değil mi? Bak nasıl sallanıyor. Ne olmasını bekliyordun? Zaten kalıbı kaldırmadan önce biraz salladı. Orada o sıvılık fark edildi. Sen onu fark etmediysen zaten sen hiç kek yapma ya. Bu videoyu izledikten sonra artık köpeklerinizi de evde tek başına bırakamayacaksınız. Şu ortamın geldiği hale bir bakar mısınız ya? Abi her şeyi parçalamışlar. Her yer her yerde. Bak iki tanesi de orada duruyor öyle. Gitmişler kafesin içine girmişler. Nasıl bakıyorlar orada? Ne kadar sakinsiniz ya. Ortalığı savaş alanına çevirmişsiniz. Genel olarak evde ne çocuk ne köpek. Ne bebek, hiçbir şeyi yalnız bırakmamak lazım. Oo, tatil videosu ya, ortam çok güzelmiş. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Ana, valiz gitti. Neyse bir şey olmaz ya. Senin valiz pahalı bir şeye benziyor. Yani o su almamıştır içine. Yalnız bu ortam çok güzel ya, böyle suyun üstünde evler falan. Ya ben de gitmek isterim. Ama hala Ankara'da fena yağmurlar yağıyor. Eğer şu an bu videoya like atarsanız bu adamın şanssızlığı size uğramayacak. Abi ketçabı döktü. Ketçap gözüne girdi ya adamın, bakın. İlkini döktü onu kurtaracağım diye. Diğerini de döktü. Oradan sekip gözüne geldi. Araba yıkama. Ne oluyor? Her yerden su geliyor. Bu nasıl araba yıkama? Ayrıca da niye navigasyon açık? Bu farklı bir şey herhalde ya. Araba yıkama falan değil mi? Yağmur mu bu? Ne? Araba gitmiş ya. Hala sürüyorsun sen. O şeylerden, ızgaralardan su geliyor. Barbekü gidiyor. Ay, barbekü çarptı arabaya ya. Abi sen onu kurtaracağına. Kendi arabana bak. Görmüyor musun kendi arabanı? Araba gidiyor. Bir barbekü kurtaracağım diye arabadan olacaktın az daha. Ayrıca da senin yaptığın hiçbir şeye yaramadı ki yani. Sadece barbeküyü durdurdun. Barbekü giderdi. Karşıdaki kaldırıma çarpardı. Abi aşçısın herhalde. Dikkatli ol. Yemekler dökülmesin. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Kendin de düşme sakın. Ne oldu ya? Orada bir anda bir kaos oldu. Ben yakalayamadım. Yemekler gitti. Kendisi böyle bir koşar gibi gördüm en son. Sonra yere yapıştım. Aa! O ne ya? O diline ne yapışmış onun? Bu ne bu? Yengeç şeyi mi? Yengeç kemiği gibi bir şey mi o? Senin o dilini ısırdı mı acaba? Dilini mi yakaladı? Ha, anlamadım ki olayı ya. Senin o diline nasıl yapışmış olabilir? Abi, çıkmıyor. Sen o zaman... Ha, ucunu kesti. Hava alınca çıktı. Ha, anladım. Vakumlamış demek ki. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Yengecin o kemiğinin içi nasıl dilini yakalayabilir? Bu videoyu izledikten sonra o elindeki kahveyi sakince yere bırakacaksın. Çünkü eğer bırakmazsan ve dikkatsiz bir insansan güzelim laptopun gidecek. Ya video çekeceğim diye gitti güzelim laptop ya. Biraz dikkatli olsana. Ayrıca da video çekecekseniz, eğer böyle bir şeyler falan çekecekseniz, kameradan izlemeyin. Gözünüzle bakın oraya. Kameradan izleyince olmuyor çünkü. Ne oluyor? Orada bir... 3 kişi koşuyor. Arkadan ne geliyor ya öyle? Arkadan inek mi geliyor? Bufalo mu geliyor? Ne, bir şeyler geliyor. O 3 kişiyi kovalıyorlar. Acaba ne bunlar ya? Her neyse, yakalayınca hiç hoş şeyler olmayacak. O yüzden kaçmaya devam edin. Bu videoyu çeken kişi de bence sonunu kendisi hazırlamış. Hoşluk olsun diye televizyonun altına mum koymak nedir ya? Yani televizyonun altına mum koyarsan erir işte. Geçmiş olsun. Oraya mum koyacağına gidip televizyonda şey, ateş görüntüsü açsana ya. Yani bunu düşünebiliyor olman lazım. Mesela ben şimdi kulaklığımın altına mum koyarsam ne olur? Kulaklığım yanar değil mi? Ya da en basitinden elimin altında mum yanarsa ne olur? Elim yanar. Tır kesin arabaya bir şey yapacak ya. Ay, dönemeyecek. Hayır hayır, alıp götürecek şimdi. Taktı kancayı, götürüyor arabaya ya. Abi gerçekten çok büyük şanssızlık. Bak arabanın sahibi de garibim koşuyor orada arkasından. Evinde oturuyorsun sakin sakin. Hafta sonunu değerlendiriyorsun falan. Bir baktın arabanın teki senin arabanı çaldı götürüyor. Kaskosu falan olunca ödüyorlar mı acaba? Çünkü hani adamın yapabileceği hiçbir şey yok. Adam sakin sakin duruyor da öyle. Burada tam olarak ne olmuş ya? Bu restoranda bir şeyler olmuş ama ne olduğunu anlamadım. Umarım kimseye bir şey olmamıştır yani. Sadece yemeklere bir şeyler olmuştur. Ne olduğunu çok merak ediyorum ya. Bir kavga falan mı çıktı acaba? Çünkü herkes sakin yani, şaşkın böyle işte. Bir olay da yok etrafta. Düğün pastamı düşürdüler. Böyle baka kaldın ya. Çünkü hani o anda da yapabileceğin bir şey yok ama aslında pasta maket yani. Sadece görüntü olarak bir şekilde videolar çekilecekti. O olmadı. Neyse, geçmiş olsun. Gerçek pastayı yemişlerdir ama. Traktörün kontrolden çıktı ve arkadaşının garajına mı girdi? Aa, garajı yıktı ya. Gitti garaj. Ben sandım ki hani duvara falan bir toslamıştır öyle de, garajı yıktı. Herhalde eski arkadaşın demek istedin değil mi? Çok saçma ya. Bir geliyor arkadaşın diyor ki, kanka ben senin garajı yıktım. Arabada kedi gezdirirken biraz dikkatli olmalısınız. Camın önüne tuvaletini yapmış ve öyle duruyor ya. Hani bir, elinden bir şey de gelmez insanın. Yolculuktasın, kedi tuvaleti yaptı. Böyle gidiyorsunuz beraber. Sen de ona baka baka sürersin arabayı artık. Yani ama dediğim gibi yapacak bir şey yok hayvana. Ne diyeceksin ki? Yardım edin. Tersten açtım. Ay.
bütün renkler ayrı ayrıymış aslında ama ters açtığı için bu boncuk mudur? Onların hepsi birbirine girmiş. Neyse geçmiş olsun, yani başına gelen kötülük şu boncukların renklerinin karışması olsun ya. Mesela şimdi o mu kötü bir gün geçiriyor, yoksa onu izleyen 37 derecede video çekmeye çalışan Mert Gültaş mı kötü bir gün geçiriyor? Tarafını seç. Pasaportunu çamaşır makinesine atmış galiba ve yurt dışında mıymış, öyle bir şey anladım. Senin pasaport gitti artık, ne o ülkeden çıkabilirsin ne kendi ülkene dönebilirsin. Ya makineye atılan pantolonda hadi para unutursun anlarım, ne bileyim AirPods unutursun anlarım da pasaportu nasıl unuttun ya? Hani pantolonun ya da attığın şeyi hiç mi kontrol etmedin? Pasaport dedin şu kadar bir defter. Ne kadar güzel bir masa, hem de bedava. Yolda masa bulmuşlar gördüğünüz gibi. Hadi bunu götürelim diyorlar ve taşımaya başlıyorlar. Bakalım işin sonu nerede bitecek? Tamam, otobüs bekliyorlar şu an. Yani güzel de bir sehpaymış ya, öyle camlı falan. Otobüste de götürüyorlar, güzel. Herhalde bir yerlerde o cam patlayacak ya. Çünkü hani böyle şeyler genelde temperli olur. Bayağı şu an gidiyorsunuz diyecektim de abi, evin asansörüne gelince mi patladı ya? O kadar yolu gel otobüslerde sürün, oradan al oraya götür, evin yakınında patlasın. Neyse kısmet değilmiş, ne yapalım. Ama dediğim gibi böyle temperli şeyler çok çabuk patlıyor. Yani onun çok ufak bir noktası var. Oraya böyle incecik bir dokunsanız bile patlayabilir. O yüzden temperli camlarda dikkatli olun. O ne poşeti ya öyle kocaman? Evet abi sen kendini niye tutamadın ya? Herhalde bu şey oldu ya. Böyle ağır bir şeyi alıp arkana atarsan o da seni geriye çeker ya. Herhalde onunla alakalı bir şey oldu. Çamurlu suyun içerisinde kaldı çocuk. Bu evin çatısına ne olmuş? Abi çatı şişmiş, su akıyor oradan. Ay bu nasıl bir teçhizat? Bu nasıl olabilir? Yani böyle bir şey, o su yukarıdan nereden geldi? Sizin o tavan niye böyle bir şişti? Top gibi. Abi gerçekten çok kötü bir şey. Biz de geçen sene yazın böyle bir şey yaşadık zaten. Tatile gittik. Tatilden bir geldik, evi su basmış. Benim odaya girdim, şu kadar su var yerde. Mutfak desen yüzülecek kıvamda zaten, o kadar su basmış. Alt komşunun tavanlar inmiş, duvarlar ondan ona gitmiş. Herkes tatilde olduğu için bütün bina batmış. Peki sebebi ne biliyor musunuz? Mutfaktaki boru tıkanmış. Abi sen mutfaktaki borusun ya. Kendini niye bu kadar abartıyorsun yani? Sen tıkansan ne olur? O yüzden arada bir açıcı atmayı unutmayın. Bu da böyle bir anımdır. Kış aylarında arabanızı öyle yüksek yerlerin altına falan park etmeyin. Sonra oranın çatısından düşen karlar o kadar yüksekten düştüğü için arabanızı mahveder. Paramparça olur arabanız. Geçmiş olsun. İnsanlar kim bilir evlerinde çayını kahvesini içiyor ama o anda arabaları parçalanıyor. Bence videoyu bu görüntüyle bitirelim. Çünkü benim gibi bilgisayarını seven, işte böyle oyuncu insanların hiç hoşuna gitmeyecek bir fotoğraf. Umarım bir gün biz de böyle eve geldiğimizde masamızı devrilmiş bir şekilde bulmayız diyeceğim de ben bir gün onu da yaşadım. Benim masa yükseltilebilir, böyle çeviriyorsunuz, basıyorsunuz, yükseliyor falan. Bir gün pistonlarından birisine bir şey olmuş, masa yan yatmış, monitörler düşmüş. Eve bir geldim, öyle yani. Ben de ne çok şey yaşamışım ya. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Kötü bir gün geçiren insanlara baktık. Umarım hepimizin günleri bu insanlardan daha güzel geçer. Videonun başında da söylediğim gibi stüdyo ile alakalı fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça çekmeyi unutmayın. Şu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.